Ben deprem sabah saat 4'ü 17 geçe büyük bir sarsıntıyla uyandık. Dışarı çıktık ya, ana baba günü. Her taraf yıkılmış. Ondan sonra ben kardeşime koştum. Buraya geldim. Buraya geldim ki bina çökmüş. Bina çökmüş. Ondan sonra biz hepimiz kaçıştık. Mahşer yeriydi. İki gün boyunca gelmediler. Yardım ekipleri hiçbir şekilde yardım etmediler. İki gün boyunca burada sesler duyuluyordu. Benim yeğenimin cansız bedeni, resim öğretmeni, Kastamonu'da okuyan Berfim Ün, burada sesi geliyordu, müdahale edilmedi. Vücudu bile şişmemişti. Şişmemişti, hiçbir şekilde bir morluk falan yoktu, ölüme terk ettiler. Bu insanların yarısını burada ölüme terk ettiler. Ben 9 tane canımı kaybettim. Erkek kardeşim öğretmendi. Yengem hemşireydi. İkizleri, 3 aylık bebeği. Ablam, eniştem, 2 tane yeğenim. Hiçbir şekilde yardım etmediler. Bizim ocağımıza incir ağacı diktiler. Benim valim hükümet atamış. Ona hükümet atamış. Gelip gülümseyerek bize diyor ki, haberlere çıkmış. Pis pis sırıtarak diyor ki, 10 tane, 20 tane ev yıkılmış. Sen kör müsün? Sen bir çık ya, sen bir çık. Sen boşu boşuna mı sen o koltukta oturuyorsun? Senin görevin bu, görevin. Senin görevin insanlara yardım etmek. Sen bugün de bana yardım etmeyeceksen, sen yerin dibine geç, yerin dibine geç. Sen de aynı acıyı yaşa, aynı acıyı yaşa. Senin de şuransızlasın. Sen benim ailemi mahvettin, sen de mahvol. Ben başka ne diyeyim? Bizim ciğerimiz yandı. Bizim ciğerimiz yandı. Şu an evsiziz, barksızız. Can gitmeseydi, mal gitseydi. Malın peşinde değiliz. Canımız yandı bizim burada. Hiçbir şekilde müdahale edilmedi. Yani biz 7 gün boyunca, 7 günden sonra bizim cenazelerimizi bize teslim ettiler. Gece ben gidip defnettim. Gece saat 10-11'de biz mezarlıkta defnettik. Türkiye, eğer sen bu haberi duyuyorsan, lütfen rica ediyorum, Allah'ını seversen, peygamberini seversen, adil davranın. Kim ne hak ediyorsa onu verin. Kim ne hak ediyorsa onu verin. Ben ne diyeyim başka? Bizim ciğerimiz yandı. Başka kimseninki yanmasın. Genelde cenaze var. Bir şey verip bir tutsal olduğu gibi.